Evet, kıymetli Kadıköy Sokak ailesi, nasılsınız, iyi misiniz? Golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yepis yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Lütfen önce beğenin. Abone değilseniz abone olun, sonra konuşmama başlayayım. Arkadaşlar, çok konu olduğu için bir oradan bir buradan konuşuyorum. Hani başlığa yazdığım konuyu bazen başta, bazen sonda, bazen ortada konuşabiliyorum. Yani sizlere bağlı. Ama dediğim gibi beğeni ve abone olmayı ihmal etmeyelim. Rafa Silva için Suudi Arabistan iddiası. Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Benfica'dan ayrılan Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşmaya vardı diye iddia ediliyor. Şimdi çok önemli mi bu iddia? Önemli. Niye? Fenerbahçe ile adı anılıyor. Galatasaray ile de adı anılıyor. Yetmiyor. Galatasaraylı duyumcular bak Fener'e yine transfer çalım attık şöyle böyle diyorlar. Bakın arkadaşlar, geçtiğimiz sezon Galatasaraylı duyumculara göre Galatasaray Fenerbahçe'ye 700 tane transfer çalım attı. Yani ortada şöyle bir şey var. Mesela Fenerbahçe'nin hiç ilgilenmediği bir isim olsun. Adı ne olsun? Tesbih olsun. Diyor ki tesbihi Fenerbahçe'nin elinden aldık diyor. Bunu sosyal medyaya veriyorlar. Sosyal medyadaki trolleri harmanlıyor, harlıyor, ateşi yükseltiyor. Sonra diyorlar ki biz vazgeçtik. İstiyorsa şimdi Fener alsın. Lan bir kişi de sormuyor. Ulan Fener tespihle ilgileniyor mu ilgilenmiyor mu diye. Rafa Silva olayı da. Şimdi Suudi Arabistan'dan Ar-Riyadiyah'ın haberine göre kısa süre önce Portekizli futbolcu 3 yıllık anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın açıklaması bekleniyor diye. Galatasaray Teknik Direktörü Kogan Buruk ne demiş diyor. Pazartesi günü verdiği şeyde Rafa Silva serbest olduğu için çok fazla talibi ve astronomik rakamlar isteniyor. Şu anda kesinlikle bizim gündemimizde değil demişti. Ama Galatasaraylı Fenolar ne dediydi? Fenerbahçe'nin elinden aldık diye. Benfica'da 8 yıl forma giymiş. 326 maç, 94 gol, 79 asist. Özellikle bu sezonki performansı son derece iyiydi. Ve bazı Fenerbahçeli hesaplarda çıkıp biz aldık. Transfer çalımı. Galatasaray'a takatladık falan yapmışlar. Israrla söylüyorum, şiddetle söylüyorum. Biz yoklama çektik ancak Arabistan'dan alacağı para, Arabistan'dan alacağı toplam paranın zekatı bizim bir yılda vereceğimiz para arkadaşlar. Anladınız mı? Yani kabul ederse sadece Mourinho etkisinden kabul eder dedim ama 30-31 yaşına gelmiş bir futbolcudan hani son döneminde ya. Misal veriyorum, hepinize dediler ki 5 sene sonra emekli olacaksınız. İşte önünüze şart koştular. Aynı işinizde devam, aynı maaş, 5 sene sonra emekli. Aynı işinizde devam, atıyorum Erzincan'da çalışacaksınız, 2 kat maaş. Aynı işinizde devam, 3 kat maaş alacaksınız, işte Erzurum'da devam diye. Bu da bunun gibi bir durum. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe'de sezon başlangıcı öne alınmış. Arkadaşlar 26 Haziran'daymış normalde ama Jose Mourinho'nun talebiyle bu hazırlık geriye çekilmiş. 22 Haziran'a alınmış. Biz bu tip durumlarda mesela ne diyoruz biliyor musunuz? MHYB diyoruz. Ya Mustafa Hoca inebildi diye bizim bir olayımız vardı ama biz buralara çok girmiyoruz arkadaşlar. Çünkü gerek yok. Bizi bilen biliyor. 2 Temmuz'da Avusturya'nın Graz şehrine yolculuk yapılacak. Euro 2024'te ter dökecek 8 oyuncu bu çalışmalarda yer alamayacak haliyle. Mourinho'nun elinde dar bir kadro olacak. Bu nedenle yönetimin hedefi en az 2 transferi yurt dışı kampından önce İstanbul'a getirtmek diyor. Seçim öncesi biz alırız. Paramız çok. Kimi istiyorsak getiririz. Kapıya dizeriz. Seçim bitti. İşte 10 Haziran'da göreceksiniz. Transfere başlıyoruz. 11 Haziran oldu. Sadece söylentiler. Fenerbahçe'de kiralıktan dönenlerin listesi kabarık. Asıl transfer burası. Abicim tamam gelenler eyvallah ama bir de gitmesi gerekenler var. Şimdi Mourinho'yu getirdin. Çok güzel bir hamle. Emre Mor, Thiago Çıkır, Miguel Crespo, Bartu Elmas, Umut Nayır, Naramaz, imkansız bu. Emre Demir, Burak Kapacak, João Pedro. Bunlar kadroya yeniden dahil olacak isimler. Ve mecburen geri gelecek isimler. Tabi Mourinho da bunlara bir rapor verecek. Şimdi dinlenme aşamasına koyuldu diyorlar da Mario Branco için. İşte yaklaşık bir hafta İstanbul'da olmayacak sonra başlayacak diye. Arkadaşlar Mario Branco tatilde falan değil yanlış anlamayın.
çeşitli görüşmeler için dinleniyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Emre Mor devam eder Fenerbahçe'de. Ben Thiago Çukur'u Mourinho'nun beğeneceğini zannetmiyorum. Önce onu söyleyeyim. Crespo, Bartu Elmaz iyi isimler. Sporting Lisbon'un Crespo'ya teklifi var. O kabul edilirse gider. Bartu devam eder bence. Bence Mourinho Bartu'yu beğenir. Emre Demir, Burak Kapacak, Pedro bunları da elbette dener ama açıkçası Emre Demir de dahil 3 ismi de çok şey yapacağını zannetmiyorum. Fakat Emre Demir en azından Barcelona'nın kapısından döndüğü için ve Mourinho da hani ulan iyi kadro çıkartmışken arada bir tane sürpriz bir şey çıkartayım derse bilemem. Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası flash açıklama. Sözcü gazetesi yazarı Aykut Elkin, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım ile pazartesi günü yaptığı röportajı yayınlamış. Ne röportajı yapmış ya? Allah Allah. Ne diyor? 3 haftada ayağa kaldırdım. Kongre sürecinde Fenerbahçe'yi 3 haftada ayağa kaldırdım. Galatasaray'ın şampiyonluğu unutuldu. Ölü toprağı üzerimizden kalktı. Mourinho'yu da kazandırdım. Altına kaşemi basıyorum. İmzamı da atıyorum. Doğru. Fenerbahçe'ye yaptığım büyük hizmettir bu. Artık yerel yönetimindir. Çocuklar ağlamasın diye şampiyon olmalılar. İleri zamanlarda bazı uyarılarım olacak. Bunları da anlatacağım diyor. Nokta kaşe imza. Bakın. Aziz Yıldırım desteklesin. Aziz Yıldırım Ali Koç'tan samimi olsun. Hayır. Bunu yapsın. Aziz Yıldırım eleştirsin de. Susmasın. Arkadaşlar. Bazen en güzel destek eleştiridir. Bak sevgili Ali. Bak Fenerbahçe iyi gidiyor. Bak şimdi çıkmışsın burada diyorsun ki ya ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaz. Çıkıyorsun hemen özür diliyorsun. Ben ağzımdan o anda kaçtı diyorsun. Deseydi Fenerbahçe bu sene şampiyon olabilirdi. Ya her şey çok güzel giderken o cümle denmeyecekti. Bak yine aynı dengesizliği yaparsa yemin ederim artık yani şuramıza geldi. Diyeceğim ki artık bu adam bizim şampiyon olmamızı istemiyor derim. Takım her şey iyi giderken sakın ha. Başkan adaylığına hiç niyetim yoktu. Keyfim yerimdeydi. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var. Onları gördüm. Bir şeyler yapmamız lazımdı. Ne yapacağız? Arkadaşlarıma biriniz aday olun. O şekilde yürüyelim dedim. Sen varken aday olmayız dediler. O yüzden mecbur kaldım. Çünkü 20 sene başkanlık yaptım. 6 sene lig şampiyonu olduk. Hem de zor günlerde 20 sene idare ettik diyor. Benim Fenerbahçe'den bir beklentim yok. 20 yıl yönetim kulübü ve arkadaşlarımla birlikte sayısız başarılara imza attık. 6 yılda yaş aldık. Fiziki anlamda da değiştim diyor. Bu arada gözlemledim. Fenerbahçe'yi çubukluyu birleştirmek herkesin göreviydi ve ben buna soyundum diyor. Ben size seçim sürecinde ne dedim? Aziz Yıldırım seçilmek istemiyor dedim. Siz Aziz Yıldırım'ı anlayamadınız dedim. Bu adamın dini gibi bir şey tövbe aşağı. Fenerbahçe bu adamın yaşayış biçimi. Hani bazı insanlar paraya tapar, bazıları koltuğa tapar, bazıları kadına tapar, bazıları ne bileyim güce tapar. Ya Aziz Yıldırım, hani tapıyor demeyeyim tövbe aşağı da, ya Fenerbahçe'yi bu adam bir merkezine almış ya, ekseninde dönüyor yani. Çocuklar yenilgilerden sonra okula gitmek istemiyor. Benim de kızım, torunlarım yaşıyor bu duyguyu. 25-30 milyon taraftar olan büyük bir camia ama en çok çocuklar etkileniyor. Bunu değiştirmeliyiz diyor. Ben geçmişi konuşmayacağım. Ali Koç bir konuşma yapmış. Enteresan bir çağrı yapmış. Anti Fener lobisinden dolayı Fenerbahçe başarılı olamıyor. Beraber mücadele edelim demiş. Bu isteği doğrultusunda Ali Bey ile konuşmak istedim. Ben bunu söyledim. Sen bunu söyledin geçti. Geçmişi bırakalım. Bahsetmeyeceğim demiş. Biz de bahsetmeyeceğiz. Kapattık. Bak şu ne demek biliyor musunuz? Geçmişi bıraktık biz de bıraktık. Şu Fenerbahçe kesinlikle şampiyon olacak demek. İki başkan da sözünde durursa Fenerbahçe %1 milyon şampiyon olacak. İddiasına da girer merkezde. Çünkü şampiyonluk böyle gelir. Sen bana bunu demiştin. Anan da bunu demişti. Ananı karıştırma. Sen benim anamı karıştırma. Sen anam bunu demiş. Bak evliliklere dikkat edin. Genellikle huzursuzluklar. Senin anan bunu dedi. Senin anan da bunu dedi. Senin baban bunu dedi. Senin baban da bunu dedi. Sen şunlara şunu aldın. Bunlara bunu aldın. Bunlara hiç gitmiyoruz. Bunlara da gitmiyoruz falan. Dikkat edin bak. Evliliklerin temeli böyle bozulur. Ya Fenerbahçe'de de bir evlilik var. Fenerbahçe mutluluk evliliği. Yıllardır ortada Aziz Yıldırım yoktu. Aziz Yıldırım'ı küstürmüşler. Burhan Karaçam'ın falan sözlerini anlattı ya. Yani bir Burhan Karaçam'ın sözleri Fenerbahçe'yi darmadağın etmiş ya. Ya bu olmasıyla bu olmamalıydı ya. Yok Aziz demiş. Ya arkadaş Aziz diyemezsin sen ya. Senden yaşça yüksek bir insan ya. Mesela bak Ali Koç da o seçim canlı yayında bacak bacak üstüne falan attı. Ya Ali Koç'un kişisel özelliği bu. Adam Cumhurbaşkanı'nın yanında elini cebine sokan bir adam.
Yani çok kınamanıza gerek yok. Ama ben burada demek istediğimi anlatabildim inşallah. Bazı destekler eleştiriyle olur. Hocam ben seni çok seviyorum Mustafa hocam. Ama bir öneride bulunuyorum. Ne kardeşim? Hocam ikinci kanalda video çekme. Biz seni bu kanalda tanıdık. Bu kanalı sevdik. Biz ikinci kanala falan gidemeyiz. Hocam iki tık çok kolay geliyor sana ama alışkanlık hocam. Sen bu kanala videonu at. Biz bu kanalda destekleyelim. Yarın bir gün reklamın açılır. Bilmem işte üyeliğin açılır. O zaman da söz veriyoruz. 15 liralık yapma hocam. 40 liralık yap üyeliği. Almazsak namerdik diyorlar. Düşünüyorum. Ulan diyorum adamlar haklı. Şimdi alışkanlık diye bir şey var bak. Burada bu kanalda ben önce şikayetler bitsin istedim. Şimdi şikayetler bitti, bir duruldu arkadaşlar. Yaklaşık bir 40 günlük bir sürecimiz var, bilginiz olsun. Hani 40 günde değil, daha aşağı bir süreç. Bu süreçte sizden istediğim bol bol beğeni atmanız, bol bol video izlemeniz. 40 gün sonra, yani benim şu an kafamdaki planlamalar başka. 40 gün sonra üyelikler falan açıldığında diğer kanala zaten bir tane bile video çekmeyeceğim. Hani oraya bir video çekene kadar buraya iki tane, üç tane çekeceğim. O zaman ne olacak? Kanal uçuşa geçecek. Şimdi bana şey diyen arkadaşlar, hocam işte diğer kanala video atma, biz buraya alıştık diyen arkadaşlara siz tembel mi dersiniz? Hocam adam haklı mı dersiniz? Bak %80'iniz, %85'iniz hocam adam haklı, bizim alışkanlığımız bu, adam doğru söylüyor dersiniz. %15'iniz de hocam tembellik ya. Ne var iki tane tıklamaya oraya da üye olsaydı, abone olsaydı dersiniz. İşte aramızdaki fark bu. Aziz Yıldırım da tembellik yapmadı. Çıktı konuştu. Sevgili Fenerbahçeliler, bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Fenerbahçeliyiz dedi. Ben görevi yaptım. Top artık yönetimde. Yorgunum. Eve gidip dinleneceğim dedi. Şimdi ben size Aziz Yıldırım'ı bir kez daha anlatayım. Bak diyor ki yol haritasını çizdik. İnşallah Ali Koç ve yanındaki arkadaşlar da bu harita doğrultusunda Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Aslında Aziz Yıldırım olayı özetledi. Dedi ki ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak reçeteyi sundum. Başka şekilde sunamazdım dedi. Ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğu böyle olur dedi. Ya ben size Fenerbahçe'nin şampiyonunu anlatayım. Siyasi söylemde bulunma. Ona buna şuna şuna sataşma. Camiayı bir tut, diri tut. Takım çok iyi giderken angutça konuşma. Mourinho, Branco, Acun. Millet bu üçüne güveniyor. Üçünün rahat çalışmasını sağla. Transfer konusunda yetkisiz de arkadaş, mali olarak durumumuz şu. Paramız bu de. Kaynak mı üretiyorsunuz? Murat Ülker'imi soyuyorsunuz. Biz damızlık mı yapıyorsunuz? Ferit Şahenk'den mi alıyorsunuz? Hatta Aziz Yıldırım ve ekibine mi gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsanız gidin. Bulun para de. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer Fenerbahçe bu sene çatır çatır 4-5 tane transfer yapamıyorsa, yani lafımı yanlış anlamayın da Allah canınızı alsın derim ya yönetime. Allah canınızı alsın derim. Yazıklar olsun derim ya. Gerçekten diyorum. Ha, yapacağından emin olduğum için bu cümleleri söylüyorum. Ya çıkıp da mesela Tadiç bence çok formda bir isim. İrfan Can formda bir isim sağ kanatta. İşte Şimanski evet bence de iyiydi. Cenk Batshuayi hani iyiydi. Fred İsmail iyiydi. Çıkıp da ya bunlar çok iyi, kadroyu da bozmaya gerek yok, bir iki tane bunlara biz rotasyon oyuncusu alalım derlerse yazıklar olsun hepsine. Haram olsun bütün oylar. Diyecekler ki hayır, bizim elimizde bir Fred var, bir Fred daha alacağız. Şimanski'yi yedekleyecek, çaptan düştüğünde kendine getirecek bir isim alacak. Ben Şimanski'nin satılması taraftarıyım. Şimanski geçen seneki o çıkışı bir daha yapamaz. Bana soracak olursanız ben Şimanski'yi sattırırım. Kusura bakmayın. Eğer Talisca'yı getirme imkanı varsa Talisca'yı getiririm, Şimanski'yi sattırırım. İyi de hocam Şimanski giderse Talisca'yı alırsan Talisca'yı sattıramazsın ki. Lan başarı için alıyorum zaten. Her futbolcuyu satmak için almıyorsun. Tadiç'i satmak için mi aldın? Edin Dzeko'ya 5 milyon euroluk teklif var arkadaşlar. Hadi benden size bir sürpriz olsun. Edin Dzeko'ya 5 milyon euroluk resmi teklif var. Not hocam Dzeko gitmek istemiyordu. İstiyor. Mourinho sonrası bir düşünce içinde ama istiyor. Satalım mı satmayalım mı? Şimdi hocam yani Dzeko'yu da 5'e satan vatandaşlık yani 5 milyon. Hadi.
Ciku'yu, Alexander Ciku'yu 12 milyon euroya isteyen var arkadaşlar. 12 milyon euroya satalım mı Ciku'yu? Anladınız mı demek istediğimi? Yani futbolcularımıza da teklifler var. Şimdi İsmail Kartal'ı tabii ki de eleştiriyoruz bazı konularda ama kattığı da büyük değer var. Neyse. Rafael Varane, Fred ve Mourinho ile görüştü. Bence günün en tehlikeli haberi burası. Ha şunu söyleyeyim. Rafa Silva için bak dediğim anlaşılmamış olabilir. Üstü kapalı konuştum. Üstü açık, net, sade konuşuyorum. Normalde Arabistan'dan görüşüyor. Yüksek bir meblağda teklif aldı. Yani Galatasaray'a gidecek bir gönül bağı şu bu yok. Ama Fenerbahçe'ye belki Mourinho sayesinde gelir. Eğer Fenerbahçe'ye gelirse %100 Mourinho etkisiyle gelir. Ben %30 Fenerbahçe, %70 Arabistan diyorum. Ama keşke gelse. Mesela Şimanski'yi 30'a sat. Rafa Silva'yı bedava al. Al. Müthiş iki transfer hamlesi. Şimanski bir daha o şeyi yapamaz. Bana soracak olursanız. Ha, sizi bilmiyorum. Yani o performansa bir daha ulaşamaz gibi geliyor. Neyse. Rafael Varane. Fenerbahçe gündemindeki isim. Fred ve Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ile ilgili bilgi almış. Biliyorsunuz artık Fenerbahçe'de seçim bitti ve görüşmeler sıklaştı diyor. 31 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız stoper hem eski takım arkadaşı Fred'den hem de eski hocası Mourinho'dan da bilgiler aldı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde ve Fenerbahçe almak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu sezon Manchester United'da 32 maçta süre aldı. Bir kez gol sevinci yaşadı diyor. Şimdi ben desem ki Ciku 12 milyon euroya gidecek. Varane gelecek. Varane, Bekao, Osterwolde, işte Emir Ortakaya, belki Serdar Aziz'e uyduruyorum kafadan. Bu olacak desem. Ya her kafadan bir ses çıkıyor. İtiraz edenler de oluyor. Reddedenler de oluyor. Kabul edenler de oluyor. Arkadaşlar, itiraz etmek hakkınız. Reddetmek hakkınız. Kabul etmek hakkınız. Ama şu bir gerçek, Fenerbahçe'yi desteklemek en büyük hakkınız. Gelin Fenerbahçe'yi destekleyelim. Bakın başka Fenerbahçe yok. Aziz Yıldırım Fenerbahçe için aslında kendini feda etti. Adı seçim kaybeden başkana çıktı. Seçim kaybetti mi? Hayır. Bence seçim kaybetmedi. Bence o seçimin kazananı Fenerbahçe oldu. Aziz Yıldırım sayesinde Fenerbahçe'de durum bu oldu. Yani Fenerbahçe'den Rafa Silva ve Varane sürprizi. Fred ve Mourinho ile görüştü. Ve sonunda arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Eğer Rafael Varane Fred'le görüştüyse, Mourinho ile görüştüyse başka takıma gitmez. Bak mesela ben harbi bir adamım. Açık yürekli, açık sözlü bir adamım. Bir Varane çok güzel olur. Hani höybe konuşuluyor. Buraya yazmayacağım. İki çok güzel olur. Sterling ya da Mane falan konuşuluyor kanada. Mesela Mane çok güzel olur. 3. Bak Højbjerg, Varane, Mane 3. Lewandowski falan konuşuluyor da Dzeko'nun gidip gitmeme durumu kesin değil. Şu an gitmeyecek gibi duruyor ama kesin değil arkadaşlar. Onu tekrar tekrar söyleyeyim. Niye kesin değil de tekrar söyleyeyim. Hani gitmek istese gidebilir. Hiçbir futbolcuya da hani kefil olmam ben. Kesin gitmez, bizi satmaz falan demem. Dzeko gitti diyelim. Lewandowski alındı diyelim. 4. Bak 4 tane baba isim. Hocam Allah canlarını alsın da böyle olunca. Hayır. 4 tane baba isim almış. Artık Allah canlarını almasın yani. Sözlerini tutmuşlar çünkü. Anladınız mı? 4 tane babalar gibi isim. 5. 5'te Greenwood'u alsak sağ tarafa. 6 Rafa Silva. Hocam sen ne yaptın? Sen 1-2 tane diyorsun, 6 taneye çıktın. 6 Rafa Silva. Fred'e bir tane yedek olur. Mesela Salih Özcan ismi olabilir arkadaşlar. O kadar hani Salih Özcan'la Fred'i kıyaslıyor. Ha 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 falan. Ya o kadar yorumlarınız komik geliyor ki. Oğlum mecburen Türk de almak zorundasın. Benim buradaki derdim, amacım, tasam bu. Ya mecburen Türk almak zorundasın. 12 tane yabancı hakkım var. Livakovic'i paketleyelim. Altay Bayındır falan alalım o zaman sizin bu zihniyete göre. Yabancı almak için. O yüzden ben aslına bakarsanız net bir cümle kurdum. 6 tane yıldızı al. Önümüze bakalım. Yolumuza bakalım. Fenerbahçe taraftarı olarak o sene bu sene diye başlayalım.
Galatasaraylılar başlasınlar. Bu sene de Fener'i şampiyon yapacaklar. Son 10 senedeki gibi önemli değil. Onlar zaten hep söylüyorlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiğiniz için teşekkürler. Abone olduğunuz için ayrıca teşekkürler. Hadi şurayı 69.800 yapalım. Ne kadar tanıdığınız arkadaşınız varsa kanala tavsiye edin arkadaşlar. Çok az bir abone sayısı kaldı. 69.800. Bir an önce 70.000 yapalım. Olmaz mı arkadaşlar? Görüşmek üzere.